Daha önce ben de gördüm Mithat. Birkaç kez kıza tokat attın, yanağı kıpkırmızıydı kızın ya. Ve Mine bana yalan mı söyleyecek? Neden kamyonla köyde ezmeye çalıştın kızı? Allah'ım yarabbim yarasın. Olay ne zaman oldu ya? Daha önce kamyon ya da araba tam olarak hatırlamıyorum ama şimdi daha önce bir kavga oluyor. Yine böyle dolduruşa geliyor Mine. Şey aman Mithat. Dolduruşa falan gelmiyor bak. Mine'nin üstüne arabayı sürüyor. Önce bir anlatsın üzerine. Tamam. Sen söyle peki. Arabanı Mine'nin üzerine sürmüşsün. Öldürmeye teşebbüs etmişsin. Vallahi ettim bilmiyorum. Benim üstüme de sürdü. Filiz kocasıylaydı. Daha doğrusu boşanma aşamasının tam boşanma oldu mu bilmiyorum. Filiz boşandın mı sen Veli'den tamamen yoksa boşanma aşamasında mısınız? Sakin. Yok yok boşanmadık. Biz o zaman ya bak ben bunu zaten var ya biliyor olsaydım. Hı-hı. 2018'de beni eşim aldattı. Hatta kadının kızı mesajları gösterdi. Ben ne kadına bulaştım ne Veli'ye bulaştım. Gittim direkt davamı açtım. Hatta o zaman sığınma evinde kaldım ama sığınma evi de çok kötü bir yer olduğu için yine ben onu yuttum, kabullendim, eşime geri dönmüştüm. Ama bir şey söyleyeceğim. Bak burada neden Mine böyle bir yalan söylesin ki? Senin kocan Veli'nin ona mesaj attığını neden söylesin ki? Yok yok yalandır demiyorum ben zaten. Atmıştır ama ben bunu sizin cuma günü öğrendim. Gamze'den öğrendim. Hatta yayına da bağlanmıştım ben cuma günü. Şimdi iki tane Veli varmış. Aslında bir tane Dağ Marmaralı ziraat mühendisi Veli ile sevgili. Ama evet. Onunla sevgiliyken senin kocan da onunla herhalde birlikte olmak için de mesaj atıyor anladığım kadarıyla. Ben öyle anladım. Yani isim benzerli. Onu ben bilmiyorum işte. Ha. Biz o konuda hiçbir bilgimiz yok. Cuma günü yayında öğrendim. Peki bunu Mine gelip sana söyleseydi. Bunu gelip kocasına söyleseydi ne yapardınız? Abimi de alırdım, çıkardık, giderdik. O ev onun olsun, Veli de evde kalsın. Asla yüzlerine bakmazdım. Kesinlikle muhatap olmazdım. Mine'nin bir suçu yokmuş ki. Mine bir karşılık vermiyor ki. Mine karşılık vermiyor. Tamam, beni ilgilendirmez. Ben yine kimseyle muhatap olmadan açardım davamı, çekilir giderdim. Herkes hak ettiğin layığını buldum derdim. Yani ben ilahi adalete inanıyorum. Ben de çok inanırım İlahi. Normalde önce Türkiye Cumhuriyeti yasalarına sonsuz güvenim var. Ama öte yandan ilahi adalete de kalben çok inanırım yani. Ve şu son dönemde de o kadar erken tecelli ediyor ki özellikle son birkaç yıldır hemen böyle tecelli ediyor. İnşallah bu olayda da ilahi adalet İnşallah. Tecelli eder normal adaletten önce yani. Şimdi Filiz hatta kalmaya devam et. Sana soracaklarım var ama şu kamyonla ezme meselesinde kamyon mu kullanıyordu o sırada? Kafam oraya takıldı. Tabii o zaman halde çalışıyordu. Mithat kamyonun da köye gelip gidiyorlardı. Ne zaman oldu o olay? Bir sene, bir buçuk sene falan oluyordur. Tam tarih olarak hatırlamıyorum. 2020'lerde falan. Aynen 2020'lerde. Kabul ediyor o zaman yaptığını. Hatırlamıyordu. Az önce hatırlamıyordu. Nasıl ediyorsun? Oldu olay değil mi böyle? Tamam hani hakaret etti. Çinesem o zaman çinerdim ya. Ha çinesem o zaman yapardım. Kızın bacağı mordu. Demek ki o kadar yakın sürmüşsün ki kızın bacağı mordu. Bacağının üstüne geçmişsin o zaman bak. Şimdi öyle olduğuna göre bacağını sürtmüş olabilir. Teker sürtünce de. Koca kamyon bu. Şimdi bisiklet değil. Yarın Didem Hanım bundan sonra şeye çıkmayacağım. Programa çıkmayacağım. Ben bulunsun diye geldim buraya bak. Yüzüm aklans diye. Hep beni suçluyorlar. Ben şey etmeyeceğim. Neden kaçıyorsun? Nasıl neden kaçıyorsun? Tamam cezam var çekeyim diyorum ben. Gene itiraf edecek işte. Seni niye itiraf edeceksin? Bir dakika Mithat'cığım dur. Ben aklın canım ben içmiyorum dedim mi? Hayır, ben diyor, Mine'yi tanıdığım zaman Mine zaten diyor ki benim karımı bunlar yoldan çıkardı. Bunlar çıkar tabii. Hata yapmış. Hüseyin'e benden önce tanışıyor. Hüseyin'e ben yoldan çıkarıyorum. Ben sizin yerde öğrendim. Ama hayır bir mesaj var. O mesaj ekranlara gelsin. Sana ama gelen bir mesaj var. Ne zamanda o mesaj? Bir dakika hemen söylüyorum. 9 Mayıs'ta Mithat'a gelen bir uyarı mesajı var. Ekranlara gelsin lütfen. Hayır canım 27 Haziran'dan önce 9 Mayıs Pazartesi günü sana mesaj geliyor. Tamam. 00:27'de o mesajları bir ekranlara getirelim Hakan. Getir grafik olarak ekranlara ben okuyacağım. Son o mesajları. İhbarcı diyor ki 00:27'de. Mithat ben zaten üstün birisi kendi evine gel diyor. 1.34'te kim olduğum önemli değil. Evinde Hüseyin Kerse var haberin olsun. Ben köydeyim o zaman. Hüseyin diye biri var diyor. Arkasından da işte bir 20 GL 8 plakalı araç senin evinin önünde diyor.
Beni arama, sadece tedbirini al diyor ihbarcı. Sonra devam ediyor. Senin kim olduğunu bulursam, işte öğrenirsem vallahi and ettim diyorsun. Sen tehdit ediyorsun. Sonra da sen kendin galiba benim hanıma buluyorsun suçu, inan ki. Polislere vereceğim numaranı. O zaman çıkar kim olduğun. Birincisi, seni uyaran bu kişi kim? Bilmiyorum işte. Ben Mine'ye sordum. Hı. Bunu hani Mine aldı telefon numarasını, Gamze'ye şey etmiş. Gamze verdi, açmadı. Hani, Gamze'ye attı. Hani kimin ismini, kimin hattı üstüne olduğuna onu öğrenmiş etti. Şimdi sen Hüseyin'le sevgili olduğunu o zaman öğrenmişsin aslında. 9 Mayıs. Ben sordum. Öyle bir şey yok dedi. Yemin etti bana. Yemin etti. Yemin şart etti Mine. İnandın mı? İnandım. Ben hani yani görmeci gözümle inandım. Sadece dedim bu bakmışsınızı gör bak dedim. Numarasını aldı işte Gamze'ye attı. Kimi, bu da öğrenmiş kimden şey dedi. Ama ona göre ben şey etmedim. Sen az buçuk kimseye inanmazsın Mithat. Sen 9 Mayıs'tan sonra araştırmaya başlamışsındır bu işi. Ben seni iyi tanıyorum. Evet. Hiç araştırmadım bak. Ben sadece Mine'ye şey ettim. Sanmıyorum. Sen Mine'ye zaten güvenmiyorsun yani. Mine'ye güvenmediğin için bizim köpeğimizi uyutmuyorsun evde. Çünkü o nasıl mesajdan önce... Yani sürekli Mine bizim yanımıza gelsin ya da gelmesin. Mine'ye zaten güvenmiyor ki. Sürekli beni arıyor, görüntülü arıyor, kızı arıyor. Kızın telefonu kapalı olsun beni arıyor. Ben hiç görüntülü aramayı bilmem bak. Şunu da yalan söylüyor bak. Şunu da yalan... Ben görüntülü aramayı bilmem ya. Siz program... Bak Allah'ın ne şimdi. Programı indiriyor? Casus programı. Casus programı. Onu ben indirmedim. Bak onu kim hani kim indirirse bilmiyorum. Onu. İnşallah. İnşallah. Sizin oraya gidince oldu onlar. Ben başka bir şey demiyorum. Bir de ya karımın başına bir şey getirdiyse bunlar mı getirdi diyorsun? Bunlar getirdi tabii. Bunlar geldi aklına. Bizim evden mi kayboldu? Evet. Bunlar geldi. Benim tamam. Yanımdan kaybolmadı. Yıkak benim üstüme. Benim eve geldi. Senin orada geleyin demiş. Sen yok Covid-19 oldun demişsin. Yalan atmışsın. Annene de aradım ben. Gamze yalan atıyor. Hani Mine'ye gelmemesi için diye. Ben çok hastaydım. Eşim de çok hastaydı. Bir laftin yaptı bir. Öyle bir indir bir. Hayır bir bırak konuşsun rahat konuşsun. O zaman chatinde niye çağırmadı? Belki böyle bu şeyler olmayacaktı. Bir şey söyleyeceğim. Kaybolmayacaktı Mine. Senin eşin Mine. Evet. 27 Temmuz'da bir paylaşımda bulunuyor. En son 27 Temmuz'da bir paylaşımda bulunuyor. Sonrasında da sonra bir daha normalde sosyal medyada çok görüntü paylaşan Mine 27 Temmuz'dan sonra görüntü paylaşmamaya başlıyor. Sonra arkasından bazı gelişmeler de oluyor. En son paylaşımı bir ekranlara getireyim. Tamam. Sonra diğer bir kişiyle bir kadınla yazışıyorsun sen. O kadınla yazışmanı ekranlara getireceğim. Önce Mine'nin son paylaşımı ekranlara gelsin lütfen. Tamam. Şimdi en son 20 bu görüntü kalsın lütfen. 27 Temmuz'da bunu paylaşıyor. 27 Temmuz'da da sen Sibel diye bir kadınla, bir komşunla yardımda bulunuyorsun Mine ile ilgili. 27 Temmuz. Sen şimdi 27 Haziran'da ilişkisi olduğunu öğreniyorsun. Aslında sen 9 Mayıs'ta Hüseyin'le sevgili olduğunu bir mesajla, ihbarla öğreniyorsun. Tayfun'la aynı fikirdeyim. Sonra bunu araştırmaya başlıyorsun. Sonra bilmediğimiz bir şekilde cep telefonunda olan kaydı, nasıl olduğunu bilmiyoruz, ben yüklemedim diyorsun. Evet. Senin eşinin cep telefonundaki Hüseyin'le olan telefon kayıtlarını 27 Haziran'da ya da öncesinde duyduktan sonra Hüseyin'le 27 Haziran'da yüzleşiyorsun. Tamam. Sonra Temmuz ayında da Hüseyin'le bunlar sevgili olmaya devam ediyor. Daha doğrusu Temmuz ayında da Emin'le sevgili bu arada anladığım kadarıyla. 27 Temmuz'da da Emin'le sevgili olduğu ortaya çıkıyor. Hüseyin'le bunun üzerine yüzleşiyorlar. Arkasından 29 Temmuz'da da senin karın sevgilisiyle Hüseyin'le tatile gidiyor. Barışıyorlar falan vesaire. 27 Temmuz'da paylaşım yaptıktan sonra Mine bir daha paylaşım yapmıyor. 27 Temmuz'da, pardon, evet 27 Temmuz'da Hüseyin'le de tatile gitmiş. Ondan sonra gittiler tatile. Ta 29'unda gidiyor. Tatile gitmiş. Sen tamam. 27 Temmuz'dan itibaren senin komşun Sibel'de bir hanım var. Tamam. O Sibel'den ne istedin? O Sibel'den ne istedim? Hı. O Sibel abla yaradım, hani Mine bulundu falan diye şey etti. Ben dedim... Bulundu mu? Yok. Dur, nasıl oldu? O zaman kaybolmadı. Kaybolmadı yani. Ki daha Ağustos'ta kaybolmuş. Ben ondan sonra da sizin evinize geldim. 2 gün kaldım İzmir'den Mine, geldiğim pardon, zaman. Pardon, Sibel sizin komşunuz mu? Komşumuz evet. En son kayboldu evdeki komşu mu? Evet. Tamam. En son değil. İkinci evden. O eve satan Gamze'yle ikisi buldular. Ondan tamam. Gittiler. O Sibel'den bir şeyler istemişsin. 27 Haziran'dan itibaren Hüseyin'le sevgili olduğunu bildiğin halde, tatile olduğunu bildiğin halde Sibel'den bir şeyler istemeye başlamışsın. Hatırlıyor musun?
Vallahi hatırlamıyorum ki ya. Hatırlatayım mı ben sana ne istediğini? Orada kullandığın çok kritik bir cümle var. Yazışmalarım var Sibel'le. Bilmiyorum am. Bir düşün. Vaktim var, beklerim. Ne oldu? Hani bir ekranı getirin, valla ben hatırlayamadım. Önce sen söyle, ben ekranı sonra getireyim. Hatırlayamadım. Sibel'den, Sibel'den ne istemiş olabilirsin? Komşum sonuçta ya. Tamam, bir hatırlasın. Ya komşumla ben orada sadece bir ayda bir yılda bir gidiyordum. Tamam. Sibel'e ne yazdın? Mesaj var, yazı yazıyorsun. Sibel'e ne yazdın? Ayda yılda bir dakika hatırlamasa ben yardımcı olacağım lütfen. Sibel'e ne yazdın? Bilmiyorum, hatırlamıyorum Didem Hanım. Hatırlamıyorum ama. Ama bak 27 Haziran'dan 11 Ağustos'a kadar Sibel'den sürekli bir şeyler istiyorsun. Mine ile ilgili ne istiyorsun? İşte hatırlamıyorum, bilmiyorum diyorum. O kadar yazıştığını hatırlamıyor musun? Yazışmaların bende. Tamam, bir hani şeyin gibi, hani görünce belki hatırlarım. Ama önce ben senden duymak i̇şte istiyorum. İşte ben yani göreyim hatırlayayım diye. Ben bilmiyorum valla. Yani göreyim diye ben yazdım bunları derim hani. Senin yazışmaların. Tamam bir göreyim. Görünce zaten önlemini alacaksın zaten. Nasıl önlemini alacaksın? Tamam ben yazdım derim. Ben niye saklayacağım ya? Hı? Ben niye saklayacağım? Tamam ben yazdım derim. Vallahi siz beni çıldırtacaksınız ya. Akıllı geldim deli gideceğim buradan ya. Estağfurullah canım, ben sadece sana... Yani neyse şöyle yapalım. Gelsin mesajları okusunlar arkadaşlarım. İzleyelim. Senin gideceksin ya. Sen de kıyar mı ya? Ben yapmış olsam yaptım derim. Sorunları vardı. Sevgisizlik gördüğü için belki bunları yaşadım. Sibel abla, sen yaparsın bunu. Abla çocuğunuz var, bak yanlış yapma Mine de. Elimden geleni yaparım ama tokat atmışsın. Bir kadın olarak söylüyorum, bizim için çok gurur kırıcı olay. Mine inat ederse barışmaz, hayırlı olsun. Tamam kardeşim benim, sen bilirsin. Affetsin, ne derse yapacağım Sibel abla ya. Çok ama çok pişmanım. İnsan yanından gidince anlıyor kıymetini sevdiğinin ya. Ben onu akıl alamayacağın kadar çok seviyorum ya. Ah ah, ne diyeyim bilmiyorum ki. Köye giderken arayacağım. Sen bilirsin Sibel kız. Yine komşuluğumuzsun ya. Mine olmazsa ben gelemem yanınıza. Seni çok sever o. Sen de ki Mithat'ı affederim ama şunları yaparsa desin. Sana yapacağım vallahi ya. Çok seviyorum abla ya. Tamam Mithat, söyleyeceğim. Bizi seviyorsan yap artık bir şeyler Sibel kız. Sen bilirsin, Mine bana geri dönsün. Ne istiyorsa yapıvereceğim ablacığım. Mithat abi nasılsın? Mine ile bir ara konuştum da olumlu konuşmuyor. Cevap vermedin. Sibel Hanım, sana ne dedi Sibel abla? Mine neden böyle oldunuz dedin mi? Darp raporu almış. Demek ki epey dövmüşsün. Tam olarak bir şey anlatmıyor, kestirip atıyor. Bana çok şeyler söyledi, bunları unutup da devam edemem diyor. Bilmiyorum. Tam olarak bir şey demediğiniz için orta yolu bulamıyorum. Ben hoca falan bilmem. Biz çok kavga ediyorduk ama böyle olmuyordu. İki tokat atmıştım abla ama hak etti o da. Ben ne yapayım abi şimdi? Oluruna konuşmuyor. Tam bir şey söylemiyor. Kafada bitirmiş zaten. Mithat abi, Mine'ye ulaşamıyorum. Ne oldu? Öldü artık Sibel Hanım. Ondan arkadaş olmaz. Kötü yoldu artık. Hayırlı cumalar Mithat abi. Nasılsın? Durumlar nasıl? Durumlar çok kötü ya. Mine yok geçen cumadır. Geldi mi hiç? Gördün mü Mine'yi? Bunları attım ben ama o öldü falan. Kullanmadım. Öldü falan şeyini kullanmadım ben. Ha benim içimde karışmayın çıkardım. Lütfen bir dakika. Ya benim içimde yazmış da olabilirim mesela, benim içimde öldü demek sen yani istemiştindir. Hani öyle demek istemişimdir. Zaten 11 Ağustos'u Mine daha hayatta. Niye senin için 11 Ağustos'ta ne oldu ki Mine senin için öldü? İşte niye yani Hüseyin'i öğrendiğim için. Ama Hüseyin'i zaten öncesinden biliyorsun. 27'sinden beri sürekli Sibel'e yalvarıyorsun. Sibel bak, bu yazışma ya 11 Ağustos'taki yazışma onu, daha. Evet. 11 Ağustos'taki yazışma ekranlara getirdim. Onu, ha, onu çok seviyordu. Onu hiç kırmıyordu. Hani. Onu da kırmıyordu. Mesela Gamze'yi de kırmıyordu. Bunları yalvardım hani yuvam yıkılmasın, şey etmesin diye. Mithat'cığım 27 Temmuz'dan beri, yani ben sana önce sordum Sibel'le ne yazıştın. Az önce hatırlamadığını söyledin. Şimdi yazışmalar ekranlara geldi. 27 Temmuz'dan 11 Ağustos'a kadar sen sürekli Sibel'e yazıyorsun. Beni barıştır, beni barıştır, beni barıştır, beni barıştır, beni barıştır. Sonra en son 11 Ağustos'ta da bu mesajı atıyorsun. Benim için öldü o diyorsun. Ne oldu? Niye öldü senin için? Ben dediğim gibi hani Hüseyin şey diyeceğim, ben hani benim için öldü galiba şey ben. Ula o gece için... zaten kahve içiyorsun, nasıl öldü? Diyebiliyorsun ya. O gün değil, 11 Ağustos. Tamam. 11 Ağustos'ta. 17 Ağustos, 18 Ağustos'ta bu adam kahve içmiyor mu oturup da bu adamla ya? 17 mi 18 mi?
18-19 şeyden. O kaybolan o şey. Bu mesajı yazdıktan sonra diyor Tayfun. Zaten Hüseyin'le oturuyorsun, kahve içiyorsun. Hüseyin'i biliyorsun. Hatta Hüseyin'i kendinden yani Mine'yi benden soğut, yani kendinden soğut diyorsun. Hüseyin'le her şeyi kabul etmişsin aslında gibi görünüyor. Ama bu mesajlaşmadan benim anladığım kadar Hüseyin'i kabul etmemiş. Yok öyle açık ve yani. Net, bariz belli yani. O gece de zaten küfür edip dalmış. Ama arabasını. Bence 11 Ağustos'ta bir şey olmuş. Olmuş tabii. Yani Sibel'e de söylediğin, yani ben o sırada o kelimeyi kullanman senin onu öldüreceğin anlamına tabii ki gelmez. Biz şeyi soruyoruz. Ne oldu da Mine senin için öldü? Ben onları şey edince şey ettim ya, hani öyle yazdım. Yani canım benim şey edince şey edecek ne demek, kurban olayım ya. En kuvvetli zehir hangisidir araması yapıyorsun ya. Gündüz zehir aldın mı 17'sinde? 17'sinde aldım diyorsun. Gittim aldım çarşıdan. Öğle arasında Denizli çarşıdan aldım diyorsun. Denizli çarşıdan mı zehir almışsın? Neden? İşte o hani köpek için şey etmiştim onu ben. Araştırıp hani onun için almıştım. Ama 17'sinde köpek ortada yok ki daha. Sen şeydesin, Denizli'desin. Köpek köydeydi zaten. Köpek köydeydi de. Ay, akıl oyunları oynuyoruz ya. Ya köpek köyde. Evet. Sen Mine ile berabersin 17'sinde. Evindesin. Sabah en kuvvetli zehir diye arama yapıyorsun. Tamam mı? 17'sinde iş arasına gidiyorsun, zehir alıyorsun. Zehri eve mi getirdin? Zehri eve getirdim. Ertesi gün köye gittim işte. 18'inde köye gittin. Ertesi gün köye gitti. Ertesi gün daha gel ertesi gün de köye gittim. 19'unda köye gittin. Mine kaybolduktan sonra köye gittin. Çocuk olmaya gittim evet. Zehri o zaman mı götürdün? O zaman olabilir. O zaman olabilir. Hatırlamıyorum çünkü. Hani kimseye zarar vermek istemiyordun? Hiç öyle bir insan ama, değildin. Köpeği öldürmeye kalkmışsın ya. Öldürmeye kalktım ama şey diyorlar. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne tutamıyorum. Gelsem sana bir yere at gelecektim. Tutulmuyordu da. Tutulmadığından şey diyordum. Köpeği yemeğine koymuşsun. Yemeğine koydum. Ondan sonra bir gün durdu. Zaten yemedi. Hani gelmiyordu. Ondan sonra döktüm onu ben. Baya baya köpeği öldürmek istemişsin yani. Yazık günah. İşte hani şikayetçi oluyordu. Öldür bunu getirdin başımıza bela oldu ya. Niye öldür desinler? Onu yapanlar da vahşi ya. Böyle şey olabilir mi ya insan? Nasıl i̇şte. Bir canı acaba? Ya ben inanamıyorum. Balımı düşünüyorum. Ona zarar vereni var ya. İşte çözümü bu değil yani. Çözümü işte bu bir tek ona şey alırsın işte. Götürürsün. Araziye bir yere bırakabilirsin. Hani şey etmedim. Sen o zehri 19'unda koydun oraya. Fare zehrini köpeğe vermek istedin ama yemedi 19'unda o zaman. Yani 17'sinde sen gittin çarşıdan ilaç aldın yani. Tarihi o zaman olabilir. Tarihini bilmiyorum. Acaba sen zehri önce köpekte mi denemek istedin? Hayır ya. İşe yarıyor mu yaramıyor mu diye. Yok ben sadece köpek için aldım bak onu. Sadece. Allah'ım sabır ver. Gelelim. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Yok Didem Hanım var. Bak az önce düşün bak zehri onun için araştırdım ben. Hadi zehri onun için araştırdın. Gözlüğümü takayım da ya Allah'ım. 17 Ağustos'ta saat 09.41'de. 17 Ağustos'ta 09.41'de. Evet. Sabah zehir araştırıyorsun. Aynı gün 7.41'de en kuvvetli zehir hangisidir? 7.37'de araştırıyorsun. Sonra sabah 9.41'de. Kaçta işe gidiyorsun sen? 6.30 gibi biliyorum. Tamam. 9.41'de bir insan ölünce kaç günde çürür diye bir arama yaptın mı? Bunu hiç hatırlamıyorum. Bende var. İstersen göstereyim. Sen bir düşünürken. Hı? Bilemiyorum Didem Hanım ben... Sakin ol. Sakin. Ben böyle bir şey yapmadım. Anladığım gibi de eminim. Ha, tamam araştırmış olabilirim ama hiç böyle bir şey yapmadım. Önce 17 Ağustos'ta saat 09.41'de bir insan ölünce kaç günde çürür diye arama yapmışsın. Mine kaybolduktan 12 gün sonra. Evet. 31 Ağustos'ta saat 16.55'te neden yeniden insan ölünce ne zaman çürür diye arama yaptın? Bilmiyorum ben vallahi. Neden bu aramayı yaptın? Bilmiyorum Didem Hanım ben hani böyle bilmem ne şey etmek istedim de ben çünkü yapmadım böyle bir şey ya. Yapmışsın yaptın.
Neden yaptın? Bilmiyorum işte. Hani ben eşime zarar verecek bir insan değilim. Hayır, tamam, o köpek için tamam. Onu az önce düşündüm, evet. Zehir için onu içettim. Aramayı yaptım ama böyle bir şey yapmadım dedin. Aramayı yaptın mı, yapmadın? Aramayı yapmış olabilirim. Yani benim tarafından yapılmış. Yani yapmış olabilirim ama yani ben böyle bir şey yapmış etmedim. Bak, bunlar kesin ve net kanıtlar. Tamam. Senin telefonundan girip araba motoruna girip yaptığın, ona sorduğun sorular ve onun sonucunda çıkan bilgileri okumuşsun, araştırmışsın. Önce nasıl bayıltılır diye araştırma yapmışsın, bunu kabul ettin. Arkasından hamile bırakmak için hangi şekilde ilişkiye girmek gerekir diye arama yapmışsın. Arkasından en kuvvetli zehir hangisidir diye arama yapmışsın. Bunların hepsini yaptın. Bunlar kesin ve net kanıtlar. Kesin ve kanıtlar, ben bir şey yapmadım işte. Sonra 17 Ağustos'ta, daha Mine hayatta, saat 9.41'de zehri aldıktan sonra ya da zehir almadan önce bir insan ölünce kaç günde çürür diye kaçınız merak ediyorsunuz sevgili izleyiciler? Neden bu aramayı yaptın? Bilmiyorum işte. Neden yaptın? Bir zaman bilmiyorum. Neden, abi, neden? Bilmiyorum ya. Neyi bilmiyorsun? Bilmiyorum. Ben hani adam gibi demedim. Yapmadım ben böyle bir şey ya. Ha, yapsam tamam, şuraya yaptım, şunu yaptım derin. Ha, soruyorsunuz ya, bu yaşıyor mu? Yaşıyor desem nereye sattın diyeceğiz. Öldürdüm desem, yani öldü desem nereye öldürüp attın diyeceğiz. Ben ondan şey diyorum. Hepsi bak önümde duruyor benim. Arkasından da çok değerli bir halk ozanımızdan yazımı kışa çevirdin. Yalan Dünya diye türküleri dinlemişsin. Gel. Türküleri dinlemişler. Evet, dinledim. Gel, aramayı sana göstereceğim. Saat 16.55'te, tamam. 31 Ağustos'ta, daha önce de arıyorsun da, evet. İki defa arıyorsun. Bir 17'sinde insan ölünce diye bir işte ne zaman çürür diye arıyorsun. Evet. Saat 16.55'te de arama motorunda insan ölünce ne zaman çürür diye arama yapıyorsun. Gördün mü senin telefonundaki, arkasından Yalan Dünya'yı türkü dinliyorsun. 23.28'de, 31 Ağustos'ta, sonra da, evet, yazımı kışa çevirdin diye yine 23.20'de de bir türkü dinliyorsun. Ben bu adamı şu an çok sevdiğim için dinliyorum. Ben de çok severim. Çok severim. Hayranım yani. Acayip severim. İsmini söylemeyelim şimdi. Çok severim yani. Ama şunu bilemiyorum. Şunu geç, hatırlamıyorum. Tam geç yerine. Tamam. Bir hatırlamada yardımcı olalım. Nasıl? Türküleri hatırlıyorsun. Evet. Ama bir insan önce ne kadar sürede çürür hatırlamıyorsun. İdem Hanım, önemli bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. O Mine kaybolduktan sonra WhatsApp'tan bana da türkü yolladı. Ama dinlemedim. Şarkıydı. Direkt sildim ve Mithat'ı engelledim. Belki o müzik dinlediği zaman bana da yollamış olabilir. Hatırlıyorsundur umarım bana yolladığını. Çünkü ben sildim, eşim görür diye direkt engelledim WhatsApp'tan, bir daha bana bir şey yollamasın diye. İnsan ölünce ne zaman çürür diye. Bu soruyu var ya 1 milyon defa sorarım. Neden aradın? Bilmiyorum işte Didem Hanım. Yapmış olsam yaptım, şuraya attım, buraya sattım derim hani. Bilmiyorum hadi. İnan ki bilmiyorum ya. Ama ya, siz sormakta haklısınız bak. Haksızsınız demiyorum. Peki niye böyle bir şey merak ettin oğlum? Bilmiyorum işte ya. Ha bir onlar, daha başkaları da var. Ben başkalarını da araştırmışımdır. Başka ne araştırdın? Başka bir şeyler de araştırmışımdır. Ne araştırdın? Bu kadar şey yaptı, cennete gitti mi diye de araştırdın mı? Ha, araştırdım onları da aynen. Tayfun, sakin olun. Sakin. Sakin Tayf. Önce kaybolmadan bir gün önce 9.41'de insan öldükten sonra kaç günde çürüyeceğine dair bir araştırma yapıyorsun. Sonra 31 Ağustos'ta tekrar, yani 12 gün sonra da tekrar çürüyüp çürümediğini merak ediyorsun. Tekrar arama yapıyorsun. Bilmiyorum işte bunları niye araştırdım bilmiyorum. Nasıl bilmez? Sen bilmezsin. Ben nereden bileceğim ya? Ha? Abi böyle bir şey yapsam hani şu, öldürdüm, şuraya gömdüm, şuraya attım dedim Didem Hanım. Bu kadar nefret ediyorsun kadından ya? Ben bu, hani bak buraya gelmeden önce daha çok sevdim. Burada hani her şeyini öğrenince ondan nefret ettim. Ne korkaksın sen? Korkak değilim. Korkaksın. Yapmışsın, yaptığın arkasında dur bari. Hayır. Yapmışsın.
Hadi dedim. Öfke var, kin var, nefret var, korkaklık var. Hepsi var yani. Yok, yok öyle bir şey. Ha? Yok öyle bir şey. Bu arabaları neden yaptın? Neden, neden? Bilmiyorum işte, bilmiyorum. Nasıl bilmezsin ya? Senin telefonun. Tamam, benim telefonum. Filiz mi o yaptı bu aramaları? Hayır, benim telefonum hangi? Kimse benim telefonumu elleyemez ki. Akıl hocan seni Filiz mi? Hayır. Ha? Ben Filiz'e hiç öyle bir şey etmedim. Hiç öyle bir akıl almadım. Senin, senin avucunda oynatıyor böyle. Hayır. Filiz, bunları nasıl açıklıyorsun canım? Bunlar nasıl, neyin kanıtı? Senin kardeşin arama motorunda bu soruları neden soruyor? İnsan bedeni ne zaman çürür? Sen de kadınsın. Diyorsun ya, kocam da bana şiddet uyguluyordu, başıma her şey gelebilirdi, ayrıldım oradan. Mine'ye ne yaptınız ikiniz siz? Sen ne biliyorsun? Didem Hanım. Zehri aldığını Filiz'e söyledin mi? Zehir yok, hayır. Ben sadece köpek için aldım bak onu. Ben sadece köpek için aldım. O da suç. O da suç. O da suç. İşte şikayet, şey diyordular ya. Hani bunu al gel, tutamıyordum bak. Tutamıyordum. Tutsam zaten bir yere bırak geleceğim. Köpeğe nasıl öfke duyuyorsan aynı öfkeyi Mine'ye de duymuşsun. Hayır. Köpeği tutamıyorsun, sağa sola gidiyor, zarar veriyor ya. Mine de Hüseyin onun hayatında. Sana göre hatalar yapmış. Evet. O da hata yapmış, sen de hata yapmışsın. Karşılıklı yapmışsınız. Tamam. İki tane sevgilin olmuş, onun iki tane sevgilisi olmuş. Ya öyle bir şey olsa zaten yani Hüseyin'i öldürdüm de şey derdim. Öldürdüm. O mu bizi aradı, biz mi aradık? Dursun'e. Konuşmayacağım Filiz'le şimdi ben. Benim muhatabım sensin. Benim sana daha sorularım bitmedi. Tamam. Tamam, Filiz de izlesin. Tamam dedim hanım, sıkıntı yok. Bütün aramaları kabul ediyorsun, bu ikisini kabul etmiyorsun. Bir insan bedeninin çürümesini sen neden merak ettin Mithat ya? Ha? Bayram değil, seyran değil. Neden merak ediyorsun? Ne bileyim ben Didem Hanım. Ne demek ne bileyim? Sen bilmezsen ben mi bileceğim? Ay yeter ama yani. Hepimizi şey deli yerine koyuyorsun. Aklımızla oynuyorsun. Yo asla ya, ben öyle bir şey dedim mi? Niye yaptın bu aramayı kardeşim? Ya öyle bir şey yapmış olsam ben bunu nereye atacağım? Ya nereye ben senin ya? Telefonu sana gösterdim. Bak senin tamam, telefonundan olan aramalar. Tamam. Saati belli, senin cep telefonundan. Dedin ya, cep telefonumu alın. İstediğiniz inceleme yapabilirsiniz. Tamam. Biz hukuki olarak bunu yapmak istemedik. Bazılarına baktık. Sonra dedi ki biz bunu, bizi aşar. Sayın savcımıza ilettik biz telefonu. Tamam. Ha ben bunu böyle yapmış olsam nereye atabilirim hani? Neden aradın ya? İnsan bedeninin çürümesini, bir insan, normal bir insan neden merak eder? Ben bugüne kadar böyle bir şey merak etmedim bu kadar çok yayın yapmama rağmen. Merak etmedim ya. Sormadım yani. Sen niye soruyorsun? Neden soruyorsun Mithat? Filiz'in aklıyla hareket etme. Senin aklın Filiz, var, beynin Filiz, var. Hayır, Filiz'in öyle bir öfkesi var ki Mine'ye karşı. Senden daha fazla öfkesi var yani. O beni hani savunma için şey diyordu. Niye seni savunsun? Senin savunma ihtiyacın mı var? Suçlu musun? Yok suçlu değilim Allah'a şükür. Niye bu aramayı yaptın? Bilmiyorum işte, bilmiyorum. Bilsem neden ne söyledim ya? Nüfus cüzdanı, sen de o gün fotoğrafını çekmişsin. Zehir araması yapmışsın. Hangi pozisyonda, ne şekilde hamile bırakır, kızı hamile bırakıp kendine mecbur bırakmayı bile düşünmüşsün. Ya öyle bir şey. Bayıltma yöntemini düşünmüşsün. Ya özür dilerim ama kötü bir adammışsın sen. Göründüğün gibi biri değil misin yani? Sana ne gitmiş hayatından kadın. Senin hayatında birileri olmuş. Bir belki o dönem, o dönemde Yasemin'le aranda bir şeyler var. Bilmiyorum. Kayboluyor. Senin eşin kaybolduktan sonra iki gün sonra şey yapıyorsun, gidiyorsun. İki gün şöyle bir düşünüyorsun yani. Arkadaşlarını aramıyorsun, kimseye sormuyorsun, sen de mi demiyorsun. Ben o kadar eminsin ki. Ben bak kaybolduğunu. Akşama gittim şeye. Sadece bana dediler hani uzaklaştırman var diye, öyle şey ettim ben. Ondan sonra baktım hani gelmiyor, evde de bekledim o zaman. Gelmedi. Bir gün mü, iki gün mü bekledim? Diğer bilgiyi açıklıyorum. Yeter artık gerçekten. Gerçekten yeter diğer yani. Diğer açıklayacak bir şeyim yok benim. Var, benim var daha. Benim açıklayacak çok bilgilerim var. Çok kanıtlarım var. Açık ve net ortada. Senin oğlun, tamam mı? Evet. Taha'yı. Evet. Bir 5 Ağustos'ta sadece sünnet için götürülmüş Taha. Tamam. 15. 15 Ağustos. 5, 15. He, 15. 15 Ağustos'ta var. Tamam. Tamam. Sonrasında o gün hastaneye gidiyorsunuz ya. Hastane girişi yok Taha'nın. Hangi gün? 19'unda kayboluyor ya sabah. Evet. Hastaneye gidiyorsunuz ya. Evet. Hastane girişi yok Taha'nın. Nasıl giriş olmaz? Taha'yı doktora göstermiyorsunuz. Hayır. Niye? Pipisinin şeyinde aparatı vardı. Hatta ben kanıt verebilirim. Niye? Normal giriş olması lazım. Her şey kayıt altında hastanelerde. Kontrolü var işte. Onun sadece şeyini, aparatını aldırmaya gittik. Orada doktorun ismini bilmiyorum. Hatırlamıyorum ben. O doktor, sırada ceset arkada mıydı, bagajda mıydı? Doktorun ismini hatırlamıyorum. O sırada ceset arkada, bagajda ceset mıydı? Ceset yoktu Didem Hanım.
Ceset arkadaydı, bagajdaydı. Ceset mi? Ceset siz orada girdiniz, görüntü verdiniz. Tamam mı? Evet. Görüntü verdikten sonra siz orada özellikle onu yaptınız. İki hayır, kardeş. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Arkasından cesedi alıp bence köye götürdünüz. Hayır. Hayır, böyle bir şey yapmadım ben ya. Yaptın. Dostaki zehir araması ekranlarınıza gelsin sevgili izleyiciler. Siz de görün istiyorum lütfen. Ben kanıtları dün sözlü olarak getirdim ama her şeyi belgeli olarak ekranlarda göstermek lazım. Bize telefonu verdiği sırada lütfen şu anda bir gizlilik soruşturması olduğu için de bütün birçok şeye biz tabii ulaşamıyoruz. Gizlilik içine devam ediyor soruşturma. Bunlar tamamen sevgili muhabirimiz Büşra'nın yaptığı çalışma sonucunda, arama motorundaki bazı işte çalışmalar sonucunda ortaya çıkan bir bilgidir. Biz de bunu yetkililerle ve sayın savcımızla paylaştık. Onlar da gerekeni inşallah yapacaklar. 17 Ağustos'ta da senin abin Filiz şunu arıyor. Diyor ki, en etkili, en hızlı fare öldüren zehir ilaç hangisi? Bunu saat 07.37'de arıyor Filiz. Arkasından 17 Ağustos'ta hangi gün? Yani 18'inde Hüseyin'in geldiği gün, tartışmanın olduğu gün. 19'unda da Mine'nin kaybolduğu gün. 18'e 19'a bağlayan gece zaten. Ne olduysa oluyor. Yani bir gün önce senin abin baya baya hazırlık yapıyor yazışmalara bakarsak eğer. Saat 07.34'te en kuvvetli zehir hangisidir diye tekrar arama yapıyor. Sence bunları neden yaptı? Onları bilmiyorum. Hiçbirinin haberim yok onların. Kabul etti bu aramaları yaptığını. Kabul etti. Bilmem zehir şeyini açıkladım ben. Ben onunla ilgili bir bilgi açıklayacağım ama o bilgi daha sonra. Her şeyin yeri ve zamanı var. Bu sana ne gösteriyor? Ne anlatıyor Filiz? Şüphelendiriyor artık. Teşekkür ederim Filiz. Sen de artık abinin Mine'yi öldürdüğünü düşünüyorsun. Doğru mu? Şüphelendiriyor. Şüphelendiriyor. İnsan fare zehrini ve en kuvvetli zehri diye neden aratır? Yani birine zarar vermek için. Peki. Sana zehirle ilgili bir şey sordu mu Mithat? Kesinlikle. Yok, zehirle ilgili hiçbir şey sormadım. Ben onu ikna ettiğimi düşünüyordum. Hangi konuda ikna ettiğini düşünüyordun? Zarar verme. Kesinlikle zarar verme. O sana gidecek, geri dönüp gelecek. Zaten söylemiş baştan. Gittiğimde pişman olursam geri döndüğümde kabul eder misin demiş. O da kabul ederim, çocuğumun annesi demiş. Yani o da zaman... 2 ay sonra zaten... Ağustos ayında sen ilahi adalete güveniyorum demişsin ama Ağustos ayında o zaman zarar verme planları bir saat yapmaya başlamış, doğru mu? Yani bu kadar aramayı yaptıysa ki eğer, ben onu ikna edememişim diye düşünüyorum. Sen ne için ikna etmeye çalıştın onu? Kesinlikle zarar verme dedim. O geri dönüp gelecek sana dedim. Mithat, sen de zarar vermek istediğini mi söyledin Filiz'e? Nasıl? Yok, hayır. Niye böyle düşünüyor senin? Ben onu bir şeylerden vazgeçirdiğimi düşünüyordum. Demek ki vazgeçmemiş dedi. Ya sen sinirliydin. Hani sürekli kavga edeceğiz falan. Sen o diyordu, hani zarar verme, bırak boş ver diyordu. O dönüp dolaşıp gene gelecek sana diyordu. Hı? Bu ama... demek mi? Sence bu demek mi? Özür dilerim ama sen daha mantığını ve kullanan bir kıza benziyorsun Filiz. Senin abin Mithat öncesinde açık ve net sana söylediği cümlelerden, bayıltacağım, oraya götüreceğim, bilmem ne yapacağım cümlelerinden öldürmek gibi bir isteği olduğu anlaşılmıyor mu sence Filiz? Yani bayıltacağım dedi, hani kafasına da demedi. Bayıltacağım dedi sadece. Kafasına bayıltıp başka bir yere götürüp sence ne yapabilir Filiz'ciğim? Hadi akıl oyunları oynayalım beraber seninle. Başına vurdu, bayılttı, başka bir yere götürdü. Amacı ne? Ne yapacaktı orada o zaman? Sana söylemiş olmalı. Yok, o kadar söylemedi. Ya sadece öyle dedi. Bak, sakınlıkla öyle bir şey yapmayacaksın dedim ben de. O geri dönüp dolaşıp gelecek zaten sana dedim. Senin değerini anlayacak. Gidecek, senin değerini anlayacak. 2 ay olur, 3 ay olur, mutlaka anlayacak dedim. Zehiri sence, zehiri aramasının nedeni o zehirle zehirlemiş olabilir mi Mine'yi? Hiç bilmiyorum. Gidemem böyle. Öyle bir şey olsa hem hanımı içirir hem kendim içirir ben. Hani o, yani kendine o, de zarar verir. O derece o şey. O derece geldi, gelecek olacak yine. Duygusal merhametli. Hayır. Ona şu anda ikinizin de Mine'ye karşı
inanılmaz bir öfkesi olduğunu görüyorum ben. Sen de çok kızgınsın. Zaten niye bazen kendini öldürsün? Evet. Yasemin'le planları var. Bir de sevgilisi Yasemin var zaten. Yasemin ne zamandı ya? Yasemin deyip duruyorlar. Yasemin ne Yasemin zamandı ya? Yasemin çok sonradan. Yasemin evet. Yasemin çok sonradan. Yasemin çocuğu var, oğlu var. Oğluna kim bakacak? Ya peki tamam. Gelelim diğer grafiğe arkadaşlar. 17 Ağustos'ta çürümeyle ilgili olan grafik gelsin ekranlara. Ne diyeceksin? Gerçekten ya bunu, merak ediyorum. Hani araştırma kötü bir şey mi? Kötü bir şey tabii. Çünkü daha önce de bayıltmayı, eterle bayıltıp götürüp bir yere bırakmayı düşünmüşsün. En kuvvetli zehirle nasıl insanın öleceğini araştırmışsın. Bir zaman bir yere gömüp tekrar bir yere çıkarıp bir daha mı getireceğim ben bunu? Hani öyle bir şey mi? Ben bunu anlıyorum artık. Dur çözeceğiz adım adım. Tamam. Bilmiyorum ki adım adım gideceğiz. Yani sen şeyi de araştırabilirdin. Bir baba annesiz çocuğunu nasıl büyütebilir de araştırabilirdin. Nasıl boşanabilirim? Nasıl hangi boşanabilirim? Şartlarda boşanabilirim? Nasıl hızlı boşanabilirim? Aldatıldığımda ne talep edebilirim? Tazminatım i̇şte nedir? Işte ya da evlilik sitelerine girip ben hayatı boyu karşılığı değilim yani. Bir sürü şey arayabilirdin. Kardeşi olsaydı da gelseydi o zaman şeyseydi. Sen daha rahat gez diye gelmedik. Şimdi de cezanı çekmek için buradayız. Onlar da kendi hatalar yapmışlar. Ama onlar hatalar yapması, Mine'nin de hatalar yapması, Mine'nin ölmesi anlamına gelmez. Tabii ki. Bak beni sinirlendirme yani. Türkiye'de sürekli kadınlar öldürüyor. Bu lafa da sinir oluyorum ya. Evet devam ediyoruz. Mine Koca'dan şüpheli kaybını konuşmayı sürdürüyoruz. Mithat'ın annesi ve babası Denizli'den geldi. Ayağının tozuyla geldi. Yaklaşık 16-16.30 gibi burada oldular. İbrahim Bey ve Ümmü Hanım buradalar. Şimdi biz hemen yani çok böyle laf kalabalığı yapmadan kitabın ortasından konuşalım. Alayım ben şu çuvalı. Şimdi sen bize dün demiştin ki, Erdar canım benim. Ağrısı sen taşı. Kolum biraz ağrıyor. Yardımcı ol. Lütfen yardımcı ol. Evet. Şöyle koyalım. Şöyle. Ya da istersen şu araya koyalım. Gel. Ay biraz ağır evet. Tamam. Dün bize dedik ya oğlunuz. Ben şu büyüklükte bir çuvalı getirdim dedi. Ümmü Hanım. Şöyle düşebilir galiba. Şöyle yapayım. Tamam. Sen o çuvalı ne zaman götürdüğün annene bir söyler misin bakayım anne? Ne zaman? 21 Ağustos mu? 20 Ağustos mu? 20 Ağustos sabah 5:20 geçe. Evet. Ben hani evden attım, otele gittim. Otelden tekrar köye gittim. Hani tekrar Denizli'ye dönmemek için. Ne vardı içinde o çuvalı? Ben çuvalı bir daha tutayım. Görsünler izleyiciler. Çuvalın içinde... Ümmü Hanım da görsün. Bir daha söyleyeyim. Çuvalın büyüklüğü bu kadar mıydı? Evet. Pardon tatlı. Evet bu kadardı. Bu kadar büyüklükte. Evet. Kıyafetleri söyle. Kıyafetler iki tane falan çekelim vardı. Bir iki tane pantolonum vardı. Tişörtlerim falan vardı işte. Bir de iki poşet çocuğun şeyi vardı. Elbiseleri vardı. Böyle bir çuvala gerek var mı Ümmü Hanım? Bir şey bulamayınca ona katmış gelmiş. Bu çuvalı sizin evden mi almış? Evden alıktım ya. Nereden aldın? Annelerden mi aldın? Aynen köyden alıktım. Çünkü bizim orada bizim köyde zaten çuvala katarlar. Ben hiç şey yapmadım. Annene söyledin mi çuval alacağım diye? Söylemedim. Ne zaman aldın çuvalı köyden? Ne zaman aldım? Ağustos'un kaçı? 16-17'si gibi falan. O aralardır. Niye aldın o çuvalı? Daha Mine evde 16'sı 17'sinde. Çuvalı neden aldın? Ya evde drogosun diye. Abi çuval almanın bir amacı var ya. Ya hani çuval orada şey diyor, drogo koyuyordu ya. Drogo koyuyor ne demek özür dilerim? Ya evimde dursun hani. Evinde olacak, evet lazım. Neye lazım olabilir bu büyüklükte çuval? Ya işte niçin getir? Elbise katmam lazım oldu. Ama daha Mine orada evde, daha evden ayrılmamış, gitmemiş, evi terk etmemiş. Sen terk etti diyorsun. Mine daha hayatta, çocuk sünnet olmuş, evdesiniz, birlikte kalıyorsunuz. Niye o çuvalı aldın, köyden getirdin? Ya çuvalı hani öyle iç ettim ya. İç ettim ne demek ya? Ya hani lazım oldu diye al gittim. Neye lazım olabilirdi o çuval? Ya elbiseler, bak elbise getiriyordum. Ondan sonra hani ne götürüyorum böyle çuval muval bir şeyler götürüyordum ya. Ya ben... Mithat. Efendim Düzem Hanım. 16'sı ve 17'sinde. Daha Mine hayatta. Evde. Onu motorumla götürüp şey dedim. Hatta böyle niye giderken falan motorumla gozak mozak atlayıp gidiyordum. Hani köy yerine zopa yakar. Şimdi o kıyafetleri eve götürüp saat kaçta götürdün 20'sinde? Akşam mı? Sabah mı? 6:30-7 gibi. 6:30-7'de. Ama annem bile yok orada yerde. Neredeydin evde Ümmü Hanımcığım? Ben komşulara gitmiştim. Bazı komşulara bile gidiyor. Ben Ümmü Hanım'la bir konuşayım İbrahim Bey. Buyur. Bir eşinle bir konuşayım lütfen. Tamam. Komşulara hangi komşuna gittin?
Hatırlamıyorum ki mi hankensine gittim birine de ben şimdi yediğimi birazdan onu diyorum kızım. Didem Hanım ben... Hangi, köyde hangi komşuyla samimisin? Daha çok kimin evine gidersin? Araştırdım. Annesi gibi babası gibi yövmeye giderken ben sürekli onu araştırdım ya. Neyi araştırdın? Kimle gittiğini, kim nereye gittiğini. Kameralardan. Kameralardan değil. Polisler çağırıyor mesela, sivil polisler. Onlar hani sürekli arıyordu. Burada var mı kamera? Ben bilmiyordum. Hani o evi de kendi buldum. Benim diğer evlerimde, taşındığım evlerde, kendi bulduğum evlerde hep kamera vardı. Tamam. Ama orada kamera yoktu. Çok eminsin çünkü kamera olmadığında. Ben onu bilmiyorum ben. Kamera olduğunu olmadığını bilmiyorum. Biliyorsun. Hem kendi evinde kamera olmadığını biliyorsun. Hem de sokakta kamera olmadığını zannediyorsun. Asla. Ben gece gelip gece gidiyordum işime. Ben gece gelip gece gidiyordum şimdi. Ben öyle sağa sola bakmıyordum. Geliyordum, hatta Mine diyordu çocuğuyla bir, hani biraz parkta falan oynaş diyordu. Ben sadece bir ekmek alıp gidiyordum. Yani birkaç tane oynaş diyordu. Ondan bir eve gelip yatıyordum. Sen baya baya hazırlık yapmışsın ya. Baya baya hazırlık falan yapmadım ben. Ses kaydı bir daha gelsin ekranlara. Ben ne zaman ne kadar araştırdım. Annesi gibi babası gibi yövmeye giderken ben sürekli onu araştırdım ya. Neyi araştırdın? Mine kimle gittiğini, kim nereye gittiğini. Kameralardan değil. Polisler çağırıyordu mesela, sivil polisler. Onlar hani sürekli arıyordu. Burada var mı kamera? Ben bilmiyordum. Hani o evi de kendi buldum. Benim diğer evlerimde, taşındığım evlerde, kendi bulduğum evlerde hep kamera vardı. Hani kamera sistemi vardı. Evet, dediklerim doğru. Bu evi kim istedi? Biliyor musunuz? Mine mi istedi bulunması? Didem Hanım, bu evi... Ben bilmiyorum. Didem Hanım... Ben söyleyeyim mi? Bu evi Gamze ile ikisi bulmuşlar şeyde, internetten. Gamze ile ikisi bulmuşlar. Bir Gamze'ye sorar mısınız arkadaşlar? Bir Gamze izliyorsa bana yine. Mine öyle dedi bak. Şimdi bilmem ben Gamze'yi. Bana Mine öyle dedi. Vallahi ben senin Mine'ye ilgili dediklerine hiç inanmıyorum yani. O yüzden ben Gamze'ye sormam lazım yani. Sor bakalım. Sürekli bir öyle bir öyle bir konuşuyorsun. Hiç sana güvenmiyorum yani. Açıkçası ne söyleyeyim yani. O geceki konuşmada o kadar kısa geçmemiş. Yine bak Mithat konuşurken daha uzun konuştuğunuzu ima ettin sen. Ben dedim ki sadece hadi kahve içelim mi dedin. Hani sormadın mı bir şey, sinirlendim dedin. Konuştuk dedin. O konuşmak istemedi, bana hakaret etti dedin. Hani ne konuştun Hüseyin'e dedin mesela? Hani şey yani dedin, bu kadarla bitmemiş. O gün o evde bir tartışma olmuş mı? Tartışma olmadı işte. Olmadı. Çocuk falan oğlu diyor. Olmadı öyle bir şey. Olmadı ya. Adam gibi emin olmadı. Hiç tartışmadınız. Tartışmadık. Bir o zaman işte... Buse gelene bir tartıştırdık. O da bir ay önce mi neydi yalan? Bir ay, Haziran ayında falandı. Haziran 27'sinde zaten tartışıyorsun. Hüseyin'le beraber parka gittiğinde kızı böyle tekme takar dövüyor mu orada? Şey yapmıyor mu? Dövmüyor. Telefonu telefonla almış sadece ben. Üstüne yürüdü. Ayrıca bir yumrukla insan nasıl bayıltılır? O da Haziran'daydı. Evet. Sadece telefonla arayış ettim ben. Telefonla almış. Tek bir yumrukla insan nasıl bayıltılır diye bir sürü şey öğrenmişsin. Ben o bayıltmakla ilgili fikrinin şu olduğunu düşünüyorum. Açık ve net söyleyeyim. Tamam. Onu bayıltıp hamile bırakmayı düşünmüş. Bence öyle. Öldürmeyi düşünmedin sen ilk önce. Hamile tekrar hamile bırakıp tekrar kendine nasıl bağlayabileceğini düşündün. Asla. Evet, kendin bakıyorsun ya. Ya ben şimdi ekranı nasıl açıktım sana gösterdim. Şimdi basacak arkadaşlar. Ne şekilde beraber olursam çocuk nasıl olur diye araştırmışsın yani. Daha nasıl söyleyeyim? Ya zaten yani kendi bunu niye araştırıyorsun kendi canım? Kendi çocuğumuza zor bakıyoruz biz Gamze, ya zaten. Gamze'cim hattasın değil mi? Dedem Hanım. Gamze'cim o evi Mine mi buldu, Mithat mı buldu? Mine buldu Dedem Hanım. Kim buldu? Mine. Mine. Mine buldu. Peki orada kamera olup olmaması meselesi hiç konuşuldu mu? Özellikle kamera olmamasına dikkat çekiyor da ben Mine buldu, kameralarda yoktu. Zaten hiçbir şeyde kayıt altında değil demek istiyor Mithat. Kamera olayını galiba bilmiyordu. Mine de bilmiyordu kamera olayını. Hiç konuşulmadı. Hiç konuşulmadı. Yok, konuşmadı dedim onu. Sen o eve şeyden sonra en son ne zaman gittin Mineciğim? Ben en son bir 7-8 ay, belki daha fazla olabilir. 7-8 ay önce gittin. Peki geçen, ama aynen, geçen kış. Ama sonuçta bir ay öncesine kadar sen bir şeyle görüşüyordun. Yani Mithat'la Mine ile görüşüyordun. Mithat diyor ki ben bir defa böyle bir bağırdım çağırdım, onun dışında şiddet uygulamadım, hiçbir şey yapmadım diyor. Yok, yalan söylüyor. Arkadaşım bana sürekli söylüyordu. Belki 7 senelik evliliğinde 10 kere falan uygulamıştır şiddet. Tokatı şiddet olarak anlamadığı için olabilir belki o. Tokat atıyordu.
Sürekli kendisini Hüseyin'le mi kıyaslıyormuş? Sen biliyor musun Gamze? Biz telefonda konuştuğumuzda Mithat'la bu adamda ne var? Neden bende yok? Hani öyle konuşuyordu. Ne vardı bu Hüseyin'de? Ne, hani ne, beni ne, niye değişti Hüseyin'e der gibi konuşuyordu. Kıyaslıyordu yani kendini. Hüseyin'de olup da kendisine ne olmadığını anlamaya çalışıyordu, öyle mi? Aynen. Sürekli bir kıyas halindeydi. Evet Didem Hanım. Bunu neden yaptın? Ben onu kendine soruyordum. Hani Hüseyin'de olan, hani bende niye yok diyordum. Ha tamam. Ha onu mu, onları isteyerek mi onunla olmuş? Sen kendini çok böyle şey, yani bunu nasıl doğru kelime nasıl hani söyleyeyim? Mesela, kendini seviyorsun. İyi bir şey bu. Kendini beğeniyorsun. Ya hadi işsiz olsam, hani eve getir, ekmek getirmesem, para yiysem içsem tamam. Pavyona gidiyorsun, kadınlarla görüşüyorsun, parayı kadınlara yediriyorsun, sevgili yapıyorsun. Ha? Ya, tamam pavyona gittim, ben pavyona gittim hepsini iş etmenin. En sonunda bileziklerin parasını da gidiyorsun, pavyonda yiyorsun. Bayağı bir pavyon kültürün var. Tabii, ya bileziğin parasını öyle şey etmedim, sadece bir çocuğu şey yaptırdım işte, sünnet ettirdim. Ondan sonrasına telefon aldım bir. Ondan sonra da evden çıkarken işte ev kirası falan verdim. Ev kirası verdim. Bana önce yedik demedin mi ya? Ben valla hakikaten yani çok sıcak oldu burası burada arkadaşlar. Ev kirası zaten 700 değil miydiksin kiramız? 700 de evden taşınırken evi zaten Mine baya güzel bakmış. Hatta ev sahibi. Eve gelen arkadaşlarına ilgi göstermişsin. Nasıl? Eve gelen arkadaşlarına ilgi göstermişsin. Sizin kocanız ben olayım demişsin. Mine'nin kız arkadaşlarına sarkmışsın. Onu evet, onu Mine'ye kızgınlığıma dedim. Onu dedim. Böyle şey söylenir mi? Onu diye çok sinirlendirdi. Çok sinirlendirdi, onu dedim. O gün de çok dedim. Sinirlendirdi. Nasıl? Hüseyin oraya geldi, çok sinirlendirdi seni. Yok asla. Aa çok o sakin onu. Aa ne güzel, iyi ki geldi mi dedin. Onu da hiç öyle sinirli şey etmedim. Çok sakin karşıladın. Evet. Aslında o gün orada kalmayı bile düşünmüyormuşsun. Hüseyin'i görünce kalmaya karar vermişsin. Evet. Bunu söylüyorsun. Açık evet, ve net. Evet onu söylüyorum, onu yalan yok. Kaçta arabaya koydun? Kaçta koydum? 5.30-6 gibidir. 5.30-6 gibidir. Peki o çuvalı nereden arabaya koydun? Nereden çıkardın? Merdivenden. Evet, evin kapısından. Evin kapısından. Evin kapısından. Balkondan değil mi? Hayır. Balkondan çıkardım. Onu evi taşınırken balkondan. Kamyonu yanaştırdım. Kamyonu oradan taşıdım. Hepsini eşyanı oradan taşıdım. Kapının dışına taşımadım. Ama bu bir çuvalı şeyden taşıdım. Merdivenden. Evin kapısından. Sen o sırada görenler var. Kameralarda görüntülerim var. Tamam. Orada bir tane kamera değil. Birkaç kamera var. Tamam Didem Hanım. Senin orayı gören. Eve kaç kez girip çıktın? Eve kaç sefer girip çıktım? Birkaç sefer mi çıktım? Birkaç sefer falan. Bir cüzdanımı falan unutmuşum. Cüzdanımı falan unutmayalım. Cüzdan değil. İşe girerken kartım vardı. Onu unutmuşum. Kaç kez girip çıktın eve? Bir iki sefer anca girip çıktım. Bir iki sefer anca. Aynen. Tedirginmişsin. Yok. Panikmişsin biraz. Hayır. Eve girip çıkmışsın. Dışarı çıkıp içeri girmişsin. Niye tedirgindir? Kıyafetleri götürüyorsun çünkü sabah. Tedirgin olmanı gerektirecek ne var? Tedirgin değilim ya. Görüntülerde öylesin. Asla ya. Görüntüler var. Asla ben elbise çuvalıma attım, ondan sonra arabaya bindim. Anlıyor musun beni? Görüntüler var ve görüntülerde panik olduğunu görüyoruz. Hayır. Evet. Şey değilim. Görüntülerde paniksin. Sağa sola bakmışsın hatta. Sağa sola bakmışım. Hı hı. Bilmiyorum valla, hatırlamıyorum. Görüntülerde sağa var. Sağa sola baktım, hatırlamıyorum. Etrafı bir kolaçan etmişsin. Kıyafet götürüyorsun sonuçta. Neden kolaçan etti? Etrafı falan kolaçan etmedim dedim hanım. Evet, görüntüler öyle söylüyor. Bilmiyorum. Etrafı falan çekmedim ben. Çuvala kattım. Elbise çuvalına kattım. Denizli'ye gidince emniyet sana gösterir onları zaten. Görüntüleri. İzlersin orada ne yaptığını. Bütün kamera kayıtları var. Tamam. Hatta İHA'lar var bazı yerlerde. Sadece şeyler yok. Sokaktaki o MOBESE değil. Sen bir tane MOBESE olduğunu zannediyorsun. Ben kamera olduğunu ben bilmiyorum ki. Ben sadece eve akşam gelip sabah gidiyorum. Hı. Nasıl taşıdın? Çuvalı nasıl taşıdın? Çuvalı, aynı elbise çuvalı. Bir şey taşıdım böyle.
Göster. Elimle taşıdım. Elimle taşıdım. Koltuğa mı koydum? Bagajıma koydum, onu hatırlamayın yalnız. Şunu, şu çuval olsun. O çuvalı arabaya nasıl koyduğunu bana gösterir misin? Bu çuval. Tamam. Hadi burada dursun mutfakta böyle. Al bu çuvalı arabaya koy. Araba da senin orada. Buradan oraya götür. Tamam. Çuvalı nasıl taşıdın göreyim ben. Çuvalı şöyle taşıdım. Şöyle taşıdım. Şöyle... Nasıl tuttun? Kenarlardan mı tuttun? Evet. Götür oraya, seni oraya doğru götür. Yürü oraya doğru. Çuvalı öyle taşıdın. Şöyle evet. Bakacağım koydum, koltuğa mı koydum bilmiyorum ama. Peki ver bana. Çuvalın içinde kaç tane kıyafet vardı? Vallahi onu o kadar bilemem ki. Senin kaç kıyafetin, çocuğun kaç kıyafeti vardı? Benim iş elbiselerim vardı. İki tane de ceketim vardı. İki tane ceketim vardı. Evet. Çocuğun kaç kıyafeti vardı? Yazlık şeyleri vardı. Kısa kollar, tişörtleri. Böyle boxer gibiler vardı. Ağır değildi yani. Nasıl? Ağır değildi yani. Bek o kadar ağır değildi. Peki ağır olmayan bir şey niye böyle taşıdı? Nasıl taşıyayım? Hafif ya. Ağzından tutup. Ama çuval bak. Öküt tamam, öküt çuval değil ki. Çuvalı böyle taşıyabilirsin, tutarsın ağzında. Çuvalı niye böyle taşıdın? Ağır bir şey taşıyormuş gibi taşıdın. Ben öyle taşıdım. Ha? Gerek yok, tamam. Bak getir, ver tamam, daha iyi anlaşılır. Ver gel Ozan'cığım gel. İçine de şunu koyalım. Hatta ben daha da sana şeyde bulunayım. Çuvalın ağzı bağlı mıydı? Bağlıydı galiba. Tamam, bağlıydı. Bak ben hatta daha da yastık koydum ağır. Bağlıyorum. Ben bu çuvalı burada durursa buradan alır böyle götür. Ben bu çuvalı böyle taşımam. Böyle taşımam yani. Taşırsam içinde ağır bir şey vardır demektir. Ben öyle taşıdım. Ne vardı içinde? Elbiseler vardı Didem Hanım. Elbiseleri niye böyle taşıyorsun? Senin 2-3 tane kıyafetin var. Böyle elbise taşınır mı? Ben elbise taşıdım. Ama koltuğuna mı koydum? Bakacağım koydum. Onu atlamayın. Elbiseyi böyle taşıdın elbiseleri. Evet. Elbiseleri böyle taşıdın. Evet. Elbiseleri nereye koydun? Nasıl? Nereye koydun? Köyde kendi odama koydum. Hayır, arabanın neresine koydun? Vallahi bagajına mı koydum? Koltuğa mı koydum bilmiyorum ki. Az önce ne dedi? Ben atladım onu. Nereye koydun dedi? Bagaja mı koydum hatırlamıyorum da. Başından beri öyle. Bagaja mı koydum? Bagaja koyman lazım. Bagaja mı koydum? Koltuğa mı koydum onu hatırlamıyorum işte. Çünkü bindim, indim. İş yerim kartı yok diye tekrar bir daha eve çıktım. Böyle tuttuysan kapıyı nasıl açtın? Elin dolu ya. Arabanın üzerine koyup kapıyı açıp sonra mı içine koydun? Yoksa kapıyı nasıl açtın yani? Arabanın kapısını. Kapısını bırakıp da açmışsındır herhalde. Nereye bıraktın çuvalı? Yere bırakmışımdır. Sen nerede çalışıyorsun? Ben otelde çalışıyordum. Saat kaçta işbaşı yapıyorsun? 7:30-8 gibi. Peki. Oradaki görevin ne? Özür dilerim sevgili izleyiciler. Oradaki görevin ne? Bahçıvan'da. Bahçıvan. Evet. Bıçaklarla, makaslarla aran iyi yani. Sen. Makası iyi kullanıyorsun. Evet. Peki. O gün saat 4:30'da kalktın. 4:30-5'ti. 5 diyeyim, ben sana daha da opsiyon tanıyayım. Tamam. Çuvala koydun. Yani hadi yarım saat hazırlandın. 5:30'da oradan çıktın diyelim. Nereye gittin? Nereye gittim? İş yere gittim. İş yeri kaç dakika uzaklıkta? İşte kaç dakika? Yarım saat. Biz yarım saat 45 dakika. 45 dakika ağır değil. Senin evinle iş yeri arası 24 dakika. 24 dakika da ben hızlı gitmedim. Yavaş git. Kardeşim, biz zaten arabası. Biz de bunu hızlı bir şekilde şey yapmıyoruz. Yani normal kurallara göre gittiğinde 24 dakika. Saat 6'da iş yerine mi gittin? 6:30 gibi falan. Senin işin saat 8'de başlıyor. Tamam. Vardık, bir kahvaltı yapıyoruz bir yol. Kahvaltı yaptım işte. Orada arkadaşlarla muhabbet ettik. Evet. Seni o sırada 6:30'da iş yerinde görenlerin olması lazım o zaman. Tabii. Evet. Şahitlerin var mı? Şahitlerim. Orada güvenlikler vardı. Kahvaltı yaptık diyorsun. Kimle kahvaltı yaptın? Aşağıda niye? Orada kalan personeller vardı.
İsim ver bana. Şimdi nereyim? Sen de kahvaltı yapan, seni gören personel ismini ver. Mustafa'ydı. Mustafa, bir de kim? Yıldırım. Sen kart okutmuşsun, evet. İş yerine giriş yapmışsın, evet. Evet. Ama saat 8'de kartını okutmuşsun. Hatta 8'den önce okulamıyordum işte. Evet. Biliyorsun 8'den önce okulamıyordum. 8'den önce ha. Ben erken gittim mesela. Orada kahvaltı yaptım. Kurumsal bir yer, çok büyük bir otel. Evet. Evet. Kart okunarak içeri giriniyor. Çıkışı saat... da o saatte oluyor. Evet. Giderken saat 8'de kartını okumuşsun. Yani sen 4.30'la hadi 5 diyelim. 5 ile 8 arası. 3 saat boyunca ne yaptın? İşte kahvaltı yaptım, oraya gittim. 3 kahvaltı. Saat. Evet. Kahvaltı yaptım. Çay içtim. 3 saat. Tekrar elimi yüzümü yıkadım lavabodan. 3 saat. Erken gittim ben. 3 saat. Evet. Yani erken gittim. Yalan yok. Senin evinle iş yerinin arası 24 dakika. 24 dakika. Ama ben çok ağır gittim. Hani... Köyle iş yeri arası da 36 dakika. Evet. 30-40 dakika. Geriye bir saatlik zaman kalıyor. Hatta o bir saat öyle, 2 saatlik zaman kalıyor. 2 saat içinde de 2 saat içinde neredeydin? Oteldeydim işte. Hayır, değildin. Seni bir yerde görenler var. Oteldeydim dedim ama başka nereye gidebilirim? Seni görenler var bir yerde. Hı? Başka? Neredeydin? Neredeydim? Otelden başka bir yere otelde çıkmadım. Otelde değilsin. Saat 4.30-5 gibi. Evet. Bence o daha da erken de. 4.30-5 gibi. Hadi 5 diyelim. 5 ile 8 arası. 3 saat boyunca epey bir zamanım var. Yani köye gidip bir saat orada bir iş halledip hatta 1,5-2 saat halledip tekrar iş yerine gelebilirsin. Ben köye gitmedim işte. Direkt geldim orada. Bilmem bir saat falan hatta kahvaltı yaptık. Hem arkadaşlarla muhabbet ettik. Çünkü seni köyde görenler de yok. Seni o çuvalı oraya götürdüğünü görenler de yok. Köye gittin mi? Ben köye gitmedim o gün. Akşamı gitmiş olabilirim. Ama sabaha köye gitmedim. Senin köyde görenler var. Sabaha köye gitmedim. Ben iş yerime geldim. Köye gitmenin köye yakın bir yere gitmiş olabilir misin? İş yerinden çıktım, köye gittim. Sabahına da komşularımın mevludu vardı. Mevludu vardı. Cumartesi, pazar günüydü aynen. Hı. Hatta mevluda işte yemek yedim, tekrar işe geldim. Seni görenler var sabah saat 6 gibi. 20 Ağustos'ta sabah 6'da. 20 Ağustos. Ben sadece o gün otele geldim. Köye falan gitmedim. Adım gibi de eminim. İşe gelmiş de. Gitmeyip Karahayıs'a bir arazide gitmiş olabilir misin? Araziye. Hayır. 20 Ağustos'ta sabah 6'da Karahayıt'ta arazide seni görenler var. Arazi yok ya. Evet. Arazi hiç sadece otelimizin o çim şeyi vardı. Otelin kendi yeri. Karahayıt'ta kadar uzaklıkta senin otele? İçi 1 kilometre falan. Çok yakın değil mi? Evet. 1 kilometre falan. Kadeyin içine. Nasıl bir arazi orası? Ben araziye gitmedim ki. Seni 6'da, Karahayıt'ta, arazide neden gördüler? Kim görmüş bilmiyorum Didem Hanım. Ben araziye falan gitmedim ya. Onu emniyette öğreneceksin. Her şeyi ben burada sana söylemeyeceğim. Arazi... Sabah 6'da. Hiç araziye gitmedim ben ya. Ben geldim. Kahvaltımı yaptım. Başka hiç öyle araziye falan gitmedim ya. Niye görmüşler o zaman seni Karahayıt'ta arazide sabah 6'da? Bilmiyorum, ben hiç araziye gitmedim ya. Kendi kendini hep ele veriyorsun. Yapsan da yapmasan da ele veriyorsun. Ne yapacağız ki biz? Ben Erkir'deki gösterdiğin şeylere inkar edilmez diyorsun. Hani hep kendini ele vermişsin demek istedim. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Evet. Bizim artık seni savunabilecek durumumuz yok. Evet.
Yani siz de oğlunuzu savunmak istemiyor. Siz savunmak istemiyorsunuz ama Ümmü Hanım savunmak istiyor. Anne tabii. Ben ne gibi savunayım bunu? Bunu Hüseyin ne yaptı? Hüseyin yaptı. Hüseyin'in üstüne varılmadı. O şu dedi Hüseyin. Yani şöyle. Yine Hüseyin'i öldüreceğim demiş dendi. İbrahim Bey. Burada stüdyodan duydum. O da öldüreceğim demiş. O da öldürür. Sen diyorsun ki bizim ortaya sunduğumuz delilleri sağlam deliller olarak görmüşsün. İnkar edilecek hali kalmamış. Sonuna kadar yani bizim senin için yapabileceğimiz bir şey yok. Sen sonuna kadar inkar edeceksin. Sen gene inkarını et, bir şey bulamazlar. Seni tutuklayamazlar. Dedim ben bunu tabii canım da daha bir delil meydana çıktı. Yok bunun yaptığı belli değil, onun yaptığı belli değil, kimin yaptığı belli değil. Ben ondan dedim yani. Yani bunu benim böyle dememle bu iş böyle kalmaz ki. Sizin çözemediniz, ben çözeceğim. Zaten genellikle biz çözmüyoruz. Sayın Cinayet Büro çözüyor, sayın savcılarımız çözüyor. Soruşturma savcısı çözecek inşallah. Onlar yapıyorlar. Biz sadece gazeteciyiz. Soru soruyoruz. Fakat ne yaptıysa bak bunlar bu... Sen İbrahim şeyin... konuyu değiştirmeyin. Konuyu değiştirmeyin. Tamam mı? Evet. Tamam. Bizim dün ekranda gösterdiğimiz delilleri senin baban çok sağlam deliller olarak görmüş. Ya tamam delil varsa tamam beni içeriyor. Burada hani bana bu kadar sundurma o zaman ya. Ya tamam, ekranda delil ben. Varsa zaten bunu... Tutuklayamam ki. Sayın savcı tamam, bu karar tutuklama, verecek. Tutuklama. Yollayın beni ya. Tamam. Kim Mine'yi bulmak istemiyor musun? Mine'yi, evet Mine'yi. Dıştan şey edeceğiz. Dıştan şey edecek İbrahim Bey çok güzel bir soru sordu. Sorsana Selma Hanım. Mine'yi bulmak istemiyor musun? Neden beni gönderin? Sürekli ben suçluyorum Selma Hanım. Ayrıca Mine'yi bulmak için gelmedim. Selma Hanım. Ama böyle için durumlarda... Gelmem, ben bak suçlu duruma düştüm bura. Mithat böyle durumlarda bu kaçınılmaz biliyorsun. Son gören ve en yakını. Ya en yakında tamam. Yani sen gözetleyen, kendin aranacaksın. Evi gözetleyen. Ceset kaç günde çürür diye arama yapan. Ya tamam tarlada işte, gidip ağat yakıp yer tamam, bakan. Tamam ben öyleyse tamam beni yok. Ne söylüyor? Sen de gömülecek yer bakmışsın. Gömülecek nereye gömmüşüm ben? Nereye öldürüp da, nereye atmışsın? Nereye öldürüp nereye atmışsın? Sen söyleyeceksin. İşte tamam ben hani şey, biz sana bir doğruluk testi yaptık. Bugüne kadar işte bu doğruluk testi bu. Sen doğruları mı söylüyorsun, yalan mı söylüyorsun diye bir test yaptık dün akşam. Kendi rızanla yapıldı o test. Evet. İmza da verdin. Testin sonucunu merak ediyor musun? Biz biliyoruz da. Evet. Bence siz de biliyorsunuz. Sana hangi soruları sorduk? Doğruluk testi yaptı. Ya, şu an aklımda değil. Bir dakika. Şimdi... Mine'nin nerede olduğunu biliyor musun? Evet. Hani hayır dedim ben ona. Evet. Biliyorsun değil mi Mine'nin nerede olduğunu? Ya bak orada ya bildiğine evet diyeceğin dedi, bilmediğine hayır diyeceğin dedi. Ben şu evet dedim. Ya bildiğine ne o da öyle söyledi ama bak bir sayı söyledi. Ben sana bir soru sordum. Gayri ihtiyar ağzından çıktı. Mine'nin nerede olduğunu biliyor musun? Ben orada hayır dedim. Mine'yi zehirledin mi? Hayır. Mine'yi ve Mine'den kalanları gömdün mü? Hayır. Mine'yi sen mi öldürdün? Hayır. Bu öyle bir test ki senin doğru mu yalan mı söylediğin ortaya çıkıyor. Biz bunu yetkililerle paylaştık. Hepsine yalan söylemişsin. Mesela orada bir sayı, bana bir sayı tut dedi. Sayı yazdı orada 6. Ona da hayır dedirtti. Sen bütün sorulara evet. Hayır cevabını veriyorsun ama o hayır cevabı verdiğin senin doğru söylediğin anlamına gelmiyor. O test sırasında senin doğru mu yanlış mı söylediğin ölçülüyor. Ve senin hepsine yalan söylediğin ortaya çıkıyor. Şurada test sonucu. Hatta en sonucunda da raporun sonucunda da bir ifade var. Mithat Kocadağ'ın konuyla ilgili gerçekleri saklama çabasında olduğu net bir şekilde gözlemlenmektedir. Yani Mithat Kocadağ'ın Mine'nin kaybıyla ilgili olarak gerçekleri sakladığı net bir şekilde ortada diyor. Yani doğruları söylemiyor. Hep yalan söylüyor diyor. Orada da sürekli inkar etmiş sizin oğlunuz. Ama bu test sonucunda onun yalan söylediği ortaya çıktı.
E tamam yalan söylüyorsun. Çeysin o zaman dedim hanım beni. Biz niye, bu ilişkilerle paylaştık. Niye ben ya, niye bak, beni başkalarına karıştırıyorsun. Ben soru sorarım. Benim işim soru sormak. E ben de sormak cevap veriyorum. Ben gazeteciyim. Sen tamam. Savcı anlıyorum. Değilim. Hakim değilim. Emniyet beni suçlu değilim. Beni, niye suçluysan beni buraya niye çıkarıyorsunuz o zaman? Suçlu demiyorum. Soru soruyorum. E soru soruyorum. Ben de sorularına cevap veriyorum. Ve test sonucunda da senin gerçekleri söylemediğin. Evet. Annenden bayağı güç alıyorsun. Sen ne yaptığını bence annene söyledin sen. Annemden güç falan. Ünvanın gelininin başına ne geldiğini biliyor. Hayır asla. Hayır. İbrahim Bey bilmiyor ama Ümmü Hanım biliyor. Hayır hiçbir şey bilgisi yok. Hiçbir şey bilmiyoruz. Biz öyle durma. İbrahim Bey siz bilmiyorsunuz ama bence Ümmü Hanım biliyor. Benim ben kendi kalben kanaatim. Ben bilmiyorum. Öyle bir şey olsa anneme de babama da söylerim. Hatta gider. Bu annesine söylese öbürü gıbırı anası bana bunu söyledi yani. Bu yakın bir müddet değil. Çünkü o cesedi köye o civarı getirdiğini sen biliyorsun. Ceset bir set getirdim yok. Ben elbise getirdim dedim bak. Elbise getirin dedim. Hadi şu görüntü bir daha izleteyim ya. Ya gözünü seveyim Ümmü Hanım. Elini vicdanına koy. Biri Filiz'i öldürmüş olsa. Mine'nin yerine Filiz'i düşün. Empati yap. Empati yapmak demek kendi kızın olarak düşün. Didem Hanım bir o tarla, dakika. Gelsin tarla Didem görüntüsü. Hanım, bir dakika. Tarla görüntüsü gelsin. Didem Hanım. Tarla görüntüsü gelecek. İzle. Ben gönlümü sana verdim pare pare. Yola serdim, vakitsiz bir nara düştüm. Gelmedin yar, gelmedin yar. Ben gönlümü sana verdim pare pare. Yola serdim, vakitsiz bir nara düştüm. Gelmedin yar, gelmedin yar. Dağlar dağlar, sözüm var sana. Duy sesimi, sitemim sana. Yol bekler, gözüm yollarda. Gelmez oldun, gelmez oldun. Dağlar dağlar, sözüm var sana. Duy sesimi, sitemim sana. Yol bekler, gözüm yollarda. Gelmez oldun, gelmez oldun. Ya nereye gitti bir bakar mısın Hakan'cığım? Lütfen yani bir bakın nereye gitti merak ediyorum. Benim mi söylemem lazım? Lütfen yani. Allah Allah nereye gitti ne oldu? İlk defa ağladı. Aa, ben mi yanına gideyim bir dakika dur. Gideyim gidebilir miyim yanına? İlk kez bu kadar kötü gördüm. Ah Hakan'cığım. Bir dakika iyi mi nerede arkadaşlar Mithat? Nerede bir göreyim. Ay. Artık gerisi senin işin Hakan. Heh, nerede bir göreyim? Dur bir dakika, dur bir dakika. Ne oldu? Gidim hanım, o bizim ikimizin şarkısıydı ya. Ben o şarkıyı çaldım mı? Nerede olursa olsun alırım. Biz ikimizin şarkısıydı o. İkinizin şarkısıydı? Evet. Hiç ağlamadın bugüne kadar? Ya o şarkıyı duydum ben ağlıyorum. Bu şarkı kime ait biliyor musun? Muharrem Arslan'a ait. Biz Muharrem Bey'i aradık. Çok çok teşekkür ediyorum. Selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Normalde yayınlamasına da izin verdi. Çok da güzel bir şarkı. Yola serdim. Vakitsiz bir nara düştüm. Gelmedin yar, gelmedin yar. Ben gönlümü sana verdim. Benim üstüm atıyorlar ya. Yola serdim. Vakitsiz bir nara düştüm. Gelmedin yar. Gelmedin yar. Ben gönlümü sana verdim. Pare pare yola serdim. Vakitsiz bir dara düştüm. Gelmedin yar. Gelmedin yar. Güzel sözler. Müziği duymuyorum ben buradan. Biraz da açsanıza. Gelmez oldun dağlarda.
sana, duy sesimi, sitemim sana. Yol bekler, gözüm yollarda, gelmez oldun, gelmez oldun. Tamam, ben gitmek istiyorum artık. Bana benim söylemek yok. İstediğim bir şey var mı? Yok. Bak ben yapmadım bunu. Benim üstüme geliyorlar sürekli. Tamam, dur sakin ol. Çok terlemişsin. Ben gerçekten çok üzgünüm ya. Bana söylemek istediğim bir şey yok galiba. Var mı? Yok Didem Hanım. Bak olsaydı bak 3 haftada söylerdim. Niye o şimdi bu kadar kötü oldu? Ben bu şarkıyı onunla çünkü çok videom yaptım. Diyor ki... Anla beni, gidecek yolum yok. Sevdam diyecek yerim yok. Yüreğimin dayanacak gücü yok. Gelmedin yaş. Anla beni, gidecek yolum yok. Sevdamı diyecek yerim yok. Yüreğimin dayanacak gücü yok. Gelmedin yar, gelmedin yar. Anla beni, gidecek yolum yok, sevdamı diyecek yerim yok, yüreğimin dayanacak gücü yok. Gelmedin yar, gelmedin yar. Dağlar dağlar, sözüm var sana, duy sesimi. Bu şarkıyı beraber mi dinliyordunuz? Evet. Ha? Evet. İkinizin şarkısı mı? Evet. Sana güzel şeyleri mi anımsatıyor yoksa? Ben bu şarkıları hep bir yere giderken hep şeyleri çalardık. Yolda mı dinlerdiniz? Evet. Muharrem Bey de harika şeyler yazmış. Çok da güzel seslendirmiş. Ağzını sağlık. Bir kafanı kaldır ya, konuşabiliriz. Bir konuşmak istemedim. Niye kafanı kaldırmıyorsun? Hayır. Ha? Benim gözüme bak, bana bak. Çok üzüldüm. İlk kez seni bu kadar kötü gördüm. Vallahi bıktım ben bu hayattan ya. Niye bıktın? Seni çok mu üzdüler? Ben onun bir dediğini iki etmiyordum ya. Bir dediğini iki etmiyordum ya. Gel sen hadi görsün benim bu halimi. Nasıl gelip görsün? Hayatta değil ki. Ya işte benim üstüme atıyorlar. Ben öldürmüşsün. Ya ben iyilik ettim, onu eve aldım. Ama en son sen yeniden kayboluyor Mithat. Ya tamam biliyorum Didem Hanım. Ben hayır diyor muyum? Diyorsun ki benim üstüme atıyorlar. O zaman öldürüldüğünü kabul ediyorsun. Doğru mu? Doğru mu anladım? Ya Didem Hanım ne diyeyim ben? Öyle senin dediğinden onu anlıyorum. Herkes beni suçlu buluyor, baksanıza. Ne uyuyormuşum, şey diyormuşum. Ya tamam dövdüm, kavga ettiniz, sözleri olmuyor. Sözleri de çok manidar. Bir açığa duyayım, duymuyorum buradayım, uzaktayım ya. Bir dakika. Yükleyin. Ben gönlümü sana verdim. Pare pare yola serdim. Vakitsiz bir yara düştüm. Nara düştüm. Gelmedin yar, gelmedin yar. Dağlar dağlar, sözüm var sana. Duy sesimi, sitemim sana. Yol bekler, gözüm yollarda. Gelmez oldun, gelmez oldun. Al da müziği de. Valla benim için de çok zor bir yayın, biliyor musun? Biliyorum demedim. Çok zor şeyler yaşadığını da görüyorum. Yani karşımda perişan bir adam var. Ama öte yandan öldürülmüş bir kadın var. Ya işte benim üstüme atıyorlar sürekli. Kim öldürdü sence o zaman onu? Ya biri öldürdü onu, ortada yok ya yani. Hanım, olsa bunu... gelirdi senle beraber bu şarkıyı dinler miydi? Dinlerdi. Ha işte. Yok yani. Bilmiyorum bak, ben burada çıkasıya kadar sadece Hüseyin'i biliyordum. Bak burada çıktım, neler duydum ya. Nelerini duydum ya. Ama ya normal bak, normal ruh halinde olan bir insan bunu yapmaz.
onun psikolojisi de bozulmuş. İnsan bir Emin'le, bir onunla, bir onunla, bir onunla aynı anda birlikte olmaz ya ben ki. Sanki, normal bir kız bunu yapmaz. Ya ben sanki bunu sürekli hani her geldiğimde dövmüyordum ya. Sanki her geldiğimde bir şey yapıyormuşum. Ya da sen farkında olmadan psikolojik boşluğa düşmüş. Ya da bir şeyler ya sen yaptın. Ya da o kendisi psikolojik boşluğa düştü. Ya ben o hiç çalışmasam bile istemiyordum Didem Hanım ya. Kendi kendine gidiyordu, çalışıyordu. Ya 6-7 güne 300-400 milyonu çalışıyordu ya. Bak, gidip annengile yardım et diyordum kekikte. Bak Muharrem Arslan ne diyor? Ben gönlümü sana verdim. Pare pare yola serdim. Vakitsiz bir nara düştüm. Gelmedin yar, gelmedin yar. Gelecek mi Mine? Bilmiyorum Didem Hanım. Ne var gelse? Vallahi bence gelmeyecek maalesef. Keşke gelse.